Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz biliyor musunuz? Sertab Erener. Şimdi Sertab Erener havaalanı çıkışı makyajsız, çok doğal bir halde çıkıyor. Ama gazeteciler fotoğrafını çekince çok sinirleniyor. Siz diyor bendeniz nasıl çekersiniz? Onları sileceksiniz diyor. Rahatsız oluyor. Haklı mı haksız mı? Burada bir kadına şiddet var mı yok mu? Bakalım bir fotoğraflara. Gözüm kara kalmadı yara oldum rengarenk. Ünlü sanatçı Sertab Erener bir türlü gazetecilerle yıldızı barışmadı. Sertab Erener geçmişine geri mi dönüyor? Bırakmayın, bırakmayın. Ünlü şarkıcı neden küplere bindi? Sertab Erener fotoğrafını neden sildirmek istedi? Ünlü şarkıcı Sertab Erener yine yaptı yapacağını. Yıllar önce magazin gazetecileriyle yaşadığı tartışma yine gündeme geldi. Sertab Erener yıllar önce görüntü almak isteyen gazetecilere fena çıkışmış, ağzına geleni söylemişti. Magazin muhabirleri ünlü şarkıcıyla röportaj yapmak istemiş ve Sertab Erener'e mikrofon uzatmışlardı. Ancak uzattıklarına pişman olmuşlardı. Tehdit tavırlarıyla büyük tepki çeken Sertab Erener yaptıklarında da en ufak bir pişmanlık duymamıştı. Elbette ki basın mensupları daha sonra da işlerini yapmaya devam ettiler. Ancak yıllar içinde Sertab Erener sadece gazetecilerle değil, konserleri sırasında belediye başkanlarıyla da tartıştı. Ünlü şarkıcı 2 yıl önce de bir konseri sırasında resmen kibarca belediye başkanını sahneden kovmuştu. Geçtiğimiz gün Sertab Erener eski günlerine geri döndü ve yine gazetecilerle birbirine girdi. İşini yapan basın mensuplarına makyajsız yakalanan ünlü şarkıcı adeta öfke kustu. Sertab Erener'in söyledikleri herkesi şoke etti. Ben ünlü değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Yoldan geçen birini böyle çekin bakalım. Size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Bakalım Sertab Erener işini yapan basın emekçilerine saygı göstermeyi ne zaman öğrenecek? Kötü bir haberim var Sertab Erener'e. Sertab Erener sen ünlüsün. Ya maalesef ünlüsün. Ve kamuya mal olmuş derler ya, kamuya mal olmuş bir isimsin. Sertab Erener'i tabii ki makyajsız görüntülenmek istememesi kadar haklı bir neden olamaz. Ama ne yapıyor diğer ünlüler? Gözlük takıyorlar, gözlük takıyoruz. Bu durumda makyajsız yakalanmaktan rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Çekemez diye bir şey yok. Yani gazeteciler ünlüleri istediği yerde, istediği zaman maalesef çekiyorlar. Bırak gazetecileri, artık yanında duran halk herkesi tık, tık, çekiyor tık, tık, artık. Çekiyor. Ya buna şikayet etme maalesef hakkımız yok. Ama Sertab'ın ciddi bir öfke kontrolü sorunu var. Var. Bunu geçtiğimiz yıllarda da yaptı. Bizim de içinde olduğumuz o basın ekibine komple resmen bir mobbing uyguladı ve çocukların zimmette olan mikrofonları elinden alıp tehditvari konuştu. Sonrasında belediye başkanını sahneden kovdu. Bir şey var. Onda bir öfke, bir durum var. Bir şey onu sinirlendiriyor. O yaş daha da çok aldıkça daha da çok sinirlenmeye başladı. Ama bir gerçek var. Senin de söylediğin gibi siz ünlüsünüz. Ben o gün de söylemiştim. O gün de şurada oturuyordum ve dedim ki albümünüz çıktığında ya da herhangi bir klip yaptığınızda bir basın gösterimi, bir basın açıklaması ya da herhangi bir haberinizi düzeltmek için basını oraya yığdığınızda biz sizi dinliyoruz ama. Sizin bu yaptığınızın adı ikiyüzlülük oluyor. Evet. Şimdi bugün yine aynı yerdeyim. Yine bunu yaparak yine ikiyüzlü olduğunuzu düşünüyorum. Kaldı ki sizin makyajınız bence, ben Sertab Erener'in sesi bilen bir insan olarak beni hiç ilgilendirmiyor. İstersen dünyanın en çirkin kadını ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten yapılan yani karakter ve enerjin seni güzel gösteriyor. Bravo. Bak şurada makyajsız tamam ama orada gülse var ya. Daha bambaşka hiç kimse makyajsız haline bakmayacak. Doğru söylüyorsun. Güleceksin orada, enerjisi saçacaksın. Şimdi Bilal de diyor ki o kadar o zaman Photoshop yapmasınlar, fotoğraflarla oynamasınlar diyor. Sonra gerçekte karşılaşıyoruz diyor. Ya, hepimiz seviyoruz, ışık bulduk mu çekeriz. Ha, burada sana sorusunlar Bilal efendim. Kadınlar Photoshop yapmasın, yapımcımız kızıyor bak. Bilal Özbilgin'in özel hissi. Çünkü diyor ki Instagram'da görüyoruz, sonra gerçeğini görüyoruz diyor. Tanıyamıyoruz diyor. İnsan bahsetmiyor. Gerçekte olan... Hani şey, hayatlar hayaller değil mi? İnternetten sipariş ettiğim eve gelen. Serum o zaman. Allah Allah. Allah Allah. Erkekler bile oynuyor. Bir dakika, bize mi diyor?
Neyse ki her gün canlı yayınımız var da ne olduğumuzu Tabii çok görüyorlar. şükür. Çok Çok şükür Allah'ıma şükür. yani. Sevim Emre de çok güzel fotoğraf koyuyor. Değil mi? Şimdi Orhan Gencebay'ın değerli eşi. Bak o Sevim abla da oynar kendisiyle. Sevim Ama abla güzel klip oynuyor. yapıyor, klip. Tabii klip yapıyor. Buradan şelaleler akıyor. Güller yağıyor. Günaydın. Erkekler... Ben dar olun canlarım. Burada güller. Bak erkekler de yapıyor. Erkekler de. Artık erkekler de o renk ayarı, menk ayarı, ışık, açı. Hepiniz biliyorsunuz her şeyi. Erkekleri de ben Ha, çok farklı evet. görüyorum. O göbekler iniyor ha. O göbeklerle oynamalar yapılıyor. Yapılmıyor mu? Yapılıyor mu? Yapılıyor. Ay bizim şey vardı. Kim? Benim bir partnerim vardı zamanında. Senin çok partnerin oldu Ha, doğru. zamanında. Göbeğini eriteceğiz diye ben bu tarafa doğru şöyle kayıyordum. O Yani onun kadar. göbeğini eriteceğiz diye şöyle kaydım Erkekleri oluyordu düşünüyorum yani. şu an. Kadın mıydı? Kadın da oldu erkek de. O yüzden hiç isim vermeyeyim Tamam şimdi. verme ama. Evet ya böyle kayıyorduk valla. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben bugün Photoshop'suz, ışıksız fotoğrafımı koyacağım. Aha. Çekip koyacağım. Koy. İnanamazsın. Koy ne olacak ki? Ay, bak artık doğallık iş yapıyor. Bak şeyin mankenini getirin ekrana. O markanın G ile Hani başlayan. Banu'ya benzeyen. G ile başlayan mankeni getirin. Artık dünyada doğallık trend. Yani çok böyle Photoshop'la oynanan fotoğraflar değil de Sertab Erener'in biraz evvelki hali daha çok tercih ediliyor. Mesela likes'a daha çok like alır. Neden? Çünkü doğal. Doğal bir fotoğraf. Doğallığa hasret kaldık galiba. Doğru söylüyorsun ve Değil mi? artık Bak doğal makyaj, doğal görüntü, ışığın doğru geldiği yer yeterli oluyor. Kaşlar bile artık doğallıktan yana evet yani. bırakıyorsun artık Artık yani. bırakıyorsun. Tabii o ince kaşlar falan gitti veya Gitti. yapılı burun kalmadı. Artık karakteristik burun olması önemli. Anladın mı mesela? Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Artık herkes birbirine benziyor çünkü yapılı olunca. O zaman Sertab Erener'e ünlü olduğunu tekrar hatırlatıyoruz ve onu çok sevdiğimizi söylüyoruz. Onun fotoğraflarını tabii ki basın mensubu arkadaşlarımız çekecek. Arz talep meselesi seyirci Sertab Erener'i sevdiği sürece de gazetelerde yer Bir de alacaktır. sadece ışık, yani renk tonlarında farklılık var yüzünde. Ay söylüyor yani, anladın mı? Yani renk tonları farklı, koyuluk var, açıklık var. Tek bir BB ile bile kurtarırsın. Sadece Güzel şu olsan ne olur, o sesin muhteşem. basın şunu yapıyor bak. Yıllarca bize de yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Basın mensubu arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Makyajda hali koyuyorlar. Bu kim? Sinem Kobal mı? Bu Serenay. Serenay. Makyajda hali koyuyorlar tam dediğim işte. Tam şöyle güzel bir şiddet uyguluyorsunuz. Bize de uyguladınız ya. Tam Tam anlatırken. anlatırken bak makyajda hal, makyajsız hal. Ahazlar her Bak o şekilde çok güzel. güzelmiş. Evet. Nurgül Yeşilçay her daim güzel Burada ama biraz ciddi Photoshop Photoshop var var. ama. Evet. Evet. Yani bunu yapıyoruz. Merve Bolor'la ilgili dedikodular var ha. Dedikodu değil kız şey işe başlıyor o mu? Hayır, aşk hayatıyla ilgili. Çağatay'la işe başlıyor diye bir haber gördüm ben de. Başka aşk hayatıyla da Allah ilgili. Allah. Burcu Bak Esmersoğ. Burcu makyajın en değiştirdiği kadınlardan bir tanesi. Evet. Öyle Hülya söyleyeyim. Avşar mı? Zaten hep Hülya Avşar hep makyajsız. makyajsız çıkıyor Hani zaten. Hülya Hiç de Avşar'ın öyle bir umurumda değil. kaygısı yok. Ya kendisine özgüveni Ya olmak burada ayrı bir bir şey şey. söyleyeceğim. Ya burada ciddi Photoshop ve ciddi bir makyaj var zaten. Demet Akalın da makyajsız biliriz. O da Evet. makyajın en çok değiştirdiği insanların ikincisinde geliyor. Bu kim? Bunun Sıla, gerçeğini ay bilmiyorum. Sıla'nın yeni Bu saçı kim? nasıl güç? Bu Sıla Sıla Sıla. mı? Evet ama şey işte yüzümüzü şiş çıkmış orada. Ödem olabilir. Ben de her sabah ödemli kalkıyorum. O yüzden hiç savunurum direkt. Hangisi Beren makyajlı makyajsız burada? her zaman güzel. Bence Beren'e makyaj hiç yakışmıyor. Ya Oy! Fiyelim İşte işte bu bak bu ya. çok ayrı bir şey Evet anladın mı? ya. Hepimizin yüzü Evet. gülüyor Geri hemen gelir görünce. misiniz bir? Evet, Yıldız Yıldız Silve'ye bakalım. Silve'ye bir geri gelir misiniz? Enerjisi ne kadar bize geçiyor? Bakar mısın ya? Bizi şimdi hiç böyle ay bu nasıl bir görüntü dedirtmedi. Yani bütün sevdiklerinize şu Yıldız Silve'nin kızıl saçlı halini gönderin. Günaydın yazın. Bakın tepkiler ne kadar güzel Çok olacak. şekersin. Evet. Kendiyle bu kadar barışık bir kadın Çok olabilir mi? tatlı ya. Enerjisi Ya bunu yeter. kendi paylaşıyor Kendi günaydın paylaşıyor. Peki devam edelim. Var mı başka şiddet uygulayacağımız ünlü? diye. Kalmadı. Peki birazdan bize geçecek o yüzden konuyu kapatalım. Şimdi Uğur Toprak diyor ki bir şey söyleyeceğim diyor. Sertap Hanım ben ünlü değilim diye bir demeç vermiş de bir şeye dikkat edeceğim. Instagram hesabı mavi tık Sertap Hanım'ın. Bu mavi tiki almak için ünlü olduğunu Instagram'a bildiriyorsun zaten. Bu yüzden de mantıksız diye düşünüyorum. Yok mavi tiki artık herkes Ay alıyor. Uğur oraya gelene kadar. Vallahi aklınıza Sertab gelen... Erener'i Google'a yaz zaten ünlü mü ünsüz mü görürsün. Aynen öyle. Ya Artık herkes herkes ünlü. alıyor. Peki Bilal Bey hangi konu acaba? Altı numara geçiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizel ip üzerinde amuda kalkmış. Zaten çok pilates yapan, spor İp yapan bir kadın. üzerinde. İp üzerinde bakalım nasıl? Ha böyle Ha ip. şöyle ip. Bunu bak Deniz Akkaya da çok yapıyor. Bu yeni trend.
Bu yine iple böyle oynuyorlar. Gülben Ergen de başlamış. Öyle bu, mi? Bu tür hareketler yapıyorlar işte. Bence çok estetik duruyor. Zaten spor, sen biliyorsun Başak hep spor çok pilates yapar. Yapan da birisi. Çok da estetik duruyor. İnşallah biz de 2020'de Ece ile denedin mi sen bunu? Spora başlayacağız. Bunu denedim. Ne oldu? Zor bir şey. Yani beynine kan gitmiyor bir süre. Ama iyi bir şey. Tabii iyi bir şey. Bunu şey... Bunu yapamıyorum, çalışacağım ama. Şeyma da direkt dansı paylaşıyor mesela. Bu kim ayol? O kim? Bircan. Bircan. Bunu yapamıyordum, iyi oldu bunu yaptınız bana. Ama yani... Bayağı saç makyajla devam ediyorum. Ama saç makyaj. Normalde de öyleyim biliyorsun. Orada da. Sporda da mı öyleyim ben? Güzel. Şunu bana... Bu ben miyim? Şunu bize biraz toplu yapmışsınız şey beni. Bravo, bravo. Seninki biraz şiş, şey, toplu bir abi. Hem topla hem de şalvarla yapıyorum. Sonra halay çekmeye başlıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bilen çok çalıştın. Photoshop terk. Photoshop evet. bu araya geri dönmeyelim Photoshop'la ilgili. Böyle güzel gidiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer. Bak. Aileyle alakalı bir sürü haberleri çıktı. Evet evet. Ay çok zor. Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili çapkınlık haberleri çıktı. Vallahi onu bile çıkardılar. Evet ya. Ve ne oldu? Bak güzelliklere bak. Bu kadar güzel bir çift olabilir mi? Ne kadar yakışıyorsunuz? Ne kadar güzelsiniz? Allah nazarlardan saklasın. Ben ikisinin de inanılmaz bir büyüsü olduğunu düşünüyorum aralarında. Bence Kıvanç Başak'ın hanımefendiliğine vuruldu ve öyle de devam ediyor. Ve onlar dağ bayıra senin gibi değiller, anladın mı? İkisi uyumlu çift dağ bayıra çıkıyorlar. Neyse ki benim kıymalı yumurta yapıyorlar orada. Kıymalı olmayabilir. Bıldırcın yumurtası. Bıldırcın yumurtasından bir şeyler yaptılar. Sonra gidiyorlar balık tutuyorlar. Hayatı yaşıyorlar Bircan Bali. Senin gibi çok topuklularla kovalamıyorlar böyle güzel rahat etsin şömine başında falan filan değil. Aa, ben topuklu hayat olmayınca... bu, hayat bu. Benim için topuklu olmayınca tatil yok yani. Evet. Kibar Feyzo? Kibar Feyzo'yu bilir misin? Evet biliyorum. Öküz alırız o paraya diyor. Hani... Bak sana güzelliğe ya. Tam Bilal'le senin hayatın. Ben evet ben bu hayatı... Bak kıymalık değil bak, o. Bana, bak bana şunu anlatamazsınız ben ya. Bu hayatı yaşayacağım. Bu bulaşığı kim yıkıyor? Benim. Burada bu ne olacak bu şimdi? Varlık içinde yokluk. Hayır bir tane alırsın damacana su. Ha, tamam niye, mı? Niye yani? Onunla birlikte sudan geçirirsin. Ya güzelliğe bak ya yok, hayat ben bu. Yokum ya hayır ya. Vallahi istiyorum. Bu kesinlikle ben oda kokusu olmayan yerleri sevmiyorum. Ben sana oda kokusu şey yaparım orada sıkarım orada. Bak gideceksin oradan balığını tutacaksın. Oradan tamam, sen bayağı soğudun. Ay, yok asla ya. Ve bana dediler ki ilerleyen zamanlarda daha çok sıcaksın daha da soğuyorum. Bana daha da külfet geliyor. Yaşlanınca belki. İşte yaşlanıyoruz daha ne yaşlanacağız. Baksana hayata. Ama niye çim yok mesela yeşillik yok. Baksana hayata dediğimde bayağı böyle yeşillik olmayan burada bir yer çekmiş. Vahşi bir hayvan vardı ya. Yok Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte böyle o tarz bir adamla. Safariye. Safariye. Safariye de yapıyorlar. Bunlar Çağat bak. Altyazı Merve Boluğur'a Çağatay Ulusoy piyangosu diyor ya. Çağatay da aynı hayatı yaşıyor.